Merhaba arkadaşlar. Şu an bir işletmemizde 6 aylık etkili vitamin mide top uygulaması yapacağız. Aha, ağzımda. Arkadaşlar, hayvanlar için gerekli tüm vitamin mineraller içeren bir aparat, bir preparat. Bunu kullandığınızda yaklaşık 6 ay boyunca hayvanların ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri midede günlük olarak salgılandığından dolayı hayvanlarda bağır şeklinde kilo artışı sağlıyor. Hem de sürekli olarak hayvanlara ne yapıyorsunuz? Enjeksiyon yaparak hayvanlara stresi sokmuyorsunuz. Yani kolaylık stresi almadan önce bu uygulamayı yapıyorsunuz. Ve bu stresi boyunca hayvanların tüm ihtiyacını karşılıyorsunuz. İşletmemizdeki hayvanlar simental. Simental. Irk hayvanlar, evet. Görüyorsunuz. Hayvanlar güzel. Orijinal saf hayvanlar belli ırk olarak. Simental hayvanlar et yönünde oldukça etkili, verimi yüksek Holstein'lere göre ırk hayvanlar arkadaşlar. Beslenme işletmesindeki en önemli şey ırk seçimi biliyorsunuz. Çünkü besi nedir? Yemi ete çevirme durumudur. Dolayısıyla yemi hayvanın yediğini en iyi şekilde değerlendiren hayvanlar da o hayvanlar, simental hayvanlar. Dolayısıyla biliyorsunuz yem maliyeti, hayvanın maliyeti çoğunluğu yem maliyeti olduğu için yem maliyetini düşürmeniz size karlılığa geçirecektir. Dolayısıyla bu hayvanlar da nedir? 1 kilo yediği yemden aldığı canlı ağırlık oranı en fazla olan hayvanlardan birisidir bizde. Kısa sürede besleye gelmeleri dediğimiz gibi ırk olarak seçeceğiniz birinci hayvanlardan birisidir. Türkiye'de maalesef yoğun olarak bu ırkın beslenmesi yok arkadaşlar. Şu an ithal olarak yurt dışından gelen hayvanlar ağırlıklı olarak simental, şarole, limuzin ırkı geliyor ama en çok yoğunluk olarak simental ırk hayvanları geliyor. O yönde şu an besiciler yoğunluklu olarak ithal hayvanlara dönmüş durumda. Sebebi de söylediğimiz gibi kısa sürede yediği yemi en iyi şekilde ete çeviren hayvanın olması ve bu da bize karlılık açısından bir avantaj getiriyor. Bu hayvanlara bakım yem öncesinde ne yaptınız? Birkaç ay boyunca Yeşilliği Mera'da gezdi hayvanlar. Mera'da gezdiler, yeşilliği yedirdiler. Şu an yeşilliğini aldı hayvanlar. Şimdi besleler. Şimdi besiye ufak ufak çekiyorsunuz. Yeni yeni. Kurbanlık mı besliyorsunuz? Kurbanlık. Kurban bu sene yetişmez mi? Seneye ancak. Tabii bu sene olmaz, sene için. Bu sene kurbana yetişmez. Çünkü 2 yaşında olması lazım. 2 yaşında evet, kurbanlığın şeyi olduğu süre. 2 yaşını doldurması lazım. Neden bu simentalı seçtiniz? Orijinal olduğu için bir de bakımı kolay. Bakımı kolay. Bir de et ırkı olduğu için. Yani karlılık. Karlılık bakımından yediği yeme düzenli olarak verdiğin zaman ete bağlanması. Et bağlama kapasitesi evet. Yüksek olması değil mi? Evet. Nereden temin ettiniz bu hayvanları? Bunlar Bursa tarafından. Bursa'dan mı? Kendim evet. Seçtiniz? Evet, kendim seçtim. Yani işletmede miydi bunlar? İşletmedeydi. Evet. Çok halindeydi. Tek tek evet. Seçtim ben bunları. Tek tek onların arasından seçtim. Evet. Evet. Güzel hayvan seçtim. Orijinal saf kan bunlar. Evet. Saf orijinal kan. Saf orijinal olduğu için. Yedikleri yemi de inkar etmiyor. Besi olarak herkese tavsiye ederim bunu. Simental. Bu ırkı. Tavsiye ederim. Evet. Hem hastalık yönünde de oldukça evet galiba. Geçen sene benim Holstein'im vardı. Doğru. Holstein alınca fazla yemi yedirdiğin zaman evet. Ayaklarına vurma yapıyor. Yem vurması dediğimiz olay arkadaşlar. Yem vurması nedir? Aşırı yoğun şekilde özellikle arpa, buğday,
evet. hayvanlara verdiğinizde kesik yemden fazlası asidoz dediğimiz hayvanlarda bir hastalık oluşturuyor. O nedenle mutlaka yemlere tamponlar için madde dediğimiz bikarbonat dediğimiz maddeler var. Bunlardan mutlaka koymak lazım. Besicilerin buna dikkat etmesi lazım. Aksitek takdirde yoğun bir yemlemede, besi döneminde ister istemez veriyoruz besiye geçtiğimizde. O dönemde hayvanlar sıkıntı yaşıyor. Özellikle ayaklarda topallık, yoğun topallık, hayvanın ayakta duramaması, sürekli yatması demek, hayvanın yem yememesi demek, bu da hayvanın et almaması demek. Yani et almıyor. Geriye doğru gidiyor hayvan. Geriye doğru, ilerlemiyor. O kadar yemi fazla veriyorsun. Evet. İlerlemiyor. İlerlemiyor yani. Ama bu hayvanlar bu öyle tırklar, yani yedirdiğini şey yapıyor, topluyor yani. Topluyor, inkar etmiyor. İnkar etmiyor. Halk arasında yediğini inkar etmiyor. Ne yese yarıyor, su içse yarıyor. Su içse yarıyor. Evet. Yani çöp de yese şu hayvanı, yem konusundan nasıl verirsen yer. Karşılığını alıyorsun. Karşılığını alıyorum. Evet. Öbür Oştayn'ları ben tarafta değilim. Ya beslediğiniz gördüğünüz, farkı gördüğünüz. Evet, bu orijinal safkan olduğu için ben herkese bunu tavsiye ederim. Evet. Et bakımı, ırk bakımı bunlar. Simental. Simental. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi simental beslemenin avantajları, bu ırkın özellikleri, avantajları önemli. O yüzden mutlaka besi yapıyorsanız öncelikli birinci seçiminiz simental olmalı. Bulamıyorsanız o durumda Holstein'e yönelebilirsiniz. Yine simental ve Holstein melezi hayvanlar da oldukça et tutma, akbaş dediğimiz hayvanlar kapasitesi yüksek. Onları da beside kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.